Artık biliyorum. Yaklaşmak hiçbir zaman kavuşmak değildir. İmkansızı istemenin bedeli istediğini elde edememektir. Açın polis! Bir kişi buraya gitsin, bir kişi buraya gitsin! Artık biliyorum. İntikam yemini etmenin bedeli bir daha evine hiç dönememektir. Neymiş? Cinayet mi? Yok, intihar. Psikopatmış zaten çocuk. Babasını öldürmüşler. Bu da delirmiş. Arıyormuş zaten polis. Belliymiş yani. Eren Karaçam, ailesi misiniz? Evet. Ailesiyiz. Vur. Vur. Bu gecenin de en şanslı elemanı budur ha. O zaman 200 lira borçlusun bana. Kapayabilirsiniz. Yaşayacak mı? 11 tane bıçak yarasıydı mı? Evet, sanki yaşayacak gibi. Gerçek mi bu? Oldu mu bu? Ha? Ben mi yaptım bunu? Bu da benim işim mi bu? Tamam. Yeter. Ben niye nefes alıyorum ben hala? Ben niye yaşıyorum ben? Bu çocuk öldü. Ben niye yaşıyorum ben? Ben mi yaptım bunu? Sadece sen değil. Nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek? Yok mu bir yolu? Var. Her şeyin bir yolu var. Sen ölmeyecektin be oğlum. Senin hiçbir suçun yoktu. Sen, ben gittim diye öldün. Affet beni Eren.
Görmemişim Eren. Hepimizin. Sadece birimizin değil. Sadece onların değil. Öyle girmişim ki bu işin içine. Hepimizin etrafını ölüm sarmış. Ama artık anladım. Artık kaderimi anladım. Elimi kolumu sallayıp evime dönerim sandım. Aptal Ömer. Aptal Ezel. Anladım ama. Onları durdurmam gerek. Onları durdurmak için onlara kollarımı açmam gerek. Onlara sarılmam gerek. Sonra hep beraber gülerken onlarla birlikte aşağı atlamam gerek. Hepimiz zehirliyiz. Hepimizi durdurmam gerek Eren. Artık anladım. Sadece kendiminkini değil. Senin de öcünü almam gerek. Artık eve dönüş yok.